Yaşar Süngü, yıllarını beşer beşer atlayarak yaşayan sokaktaki çocuklar. Zengin olursam hepsini toplayıp besleyeceğim ve okutup adam edeceğim tipler diye içimizden böyle duyguların geçmesine neden olan çocuklardır sokak çocukları veya sokakta çalıştırılan çocuklar. Hani her gördüğümüzde içimizi acıtan, keşke elimden gelse de hepsini toparlasam dedirtenler. Sokak çocukları için onlar ellerindeki poşetin içindeki tutkalla sadece ruhlarını yapıştırırlar bedenlerine demiş birisi. Yapılan araştırmalara göre birçoğunun aileleri var. Ya kendileri ailelerinden kaçmış ya da aileleri onları dışarı atmış çocuklar. Genelde Bali adlı yapıştırma ilacıyla kendilerini korurlar bizlerden. O kokuyu duyunca yanaşamayız, sesimizi çıkaramayız onların kimseyi umursamaz tavırlarına ve gürültülerine. Onlar da bunu fark ederler ve tinere olan bağımlılıkları biraz daha artar sayemizde. Biri de şöyle demiş onlar için, çoğumuzun yapış yapış bir ay, yazık, zihniyetiyle acıdığı fakat yanımıza yaklaştıkları zaman çantalarımıza göz kulak olup içimizden ay, pis diye geçirdiğimiz çocuklardır bunlar. Aslında hepsi acınmaya değil, sevilmeye muhtaçtırlar. İçinde bulunduğu zamanı sorunsuzca geçirmek ve karnını doyurmak ve güvenlik öncelikleridir. Büyüyünce ne olacaksın sorusuna, biz büyümüyoruz ki 13'üne varmadan ölüyoruz şeklindeki bir karikatür gibi hayatları vardır. Bunlardan biriyle yaptığı ufak bir sohbeti şöyle anlatmış biri de, bugün kahvaltı yapmaya pastaneye gittim, bir su böreği bir de çay söyledim. Dışarıda oturuyordum her zamanki gibi. Yanıma kısa boylu kara bir çocuk geldi. Bir şeyler mırıldanarak. Ayakkabıları bu yiyeyim mavi diyormuş. Benim spor ayakkabılarımı işaret ederek. Boyama dedim. Cila atayım dedi. Cila da atma dedim. Sonra kısa bir süre bakıştık. Börek yer misin dedim. Yerim dedi. Nereye oturacağını sordu. Sonra boya sandığını bahçenin dışında bırakıp benim yanıma oturdu.'' İçeri gidip bir börek ve bir çay daha dedim. Onlar gelene kadar aramızda kısa bir diyalog yaşandı. Babasının bir inşaat kazasında iskeleden düşerek yatalak olduğunu, annesinin babasına baktığını, küçük bir kardeşi olduğunu ve ailesinin içinde oturduğu evin kirasını karşılamak için çalıştığını öğrendim. Babasının kaza geçirdiği inşaatın müteahhidi de sakat maaşı bağlamış aile, Lise 1'e gidiyor ve müdürü okutuyormuş. Geçen sene diploma notu da 5 üzerinden 4.65 gelmiş. O sırada böreği geldi Mustafa'nın. Benimle ilgili bir ton soru sordu. Hepsine cevap verdim. Bir şekilde bana teşekkür etmek istiyordu. Benim yemeğim bitmiş, onunki de sonlarına gelmişti. Artık kalkıyorum. Sen istediğin zaman kalkabilirsin dedim. Hesap öderken kandil simitlerini gördüm tezgahta. Meğer kandilmiş o gün. Masasına kandil simidi paketini koydum. Bunu ailene götür dedim. Çok sevindi. Bizimkiler sana dua edecekler abi dedi. Ben de etsinler bakalım diyerek gülümsedim. Victor Hugo'nun ünlü eseri sefillerin bir yerinde anlattığı gibi yıllarını beşer beşer atlayarak sanki sonlarına bir an evvel ulaşmak için yaşayan çocuklardır bunlar. İstanbul'a karın yağması doğu illerinde kar yağmasına benzemez. O yüzden şehirlerde sevmem ben karı ve soğuğu. 18 milyonluk şehirde kar yağdığında ve soğuk insanın içini titrettiğinde sokak çocukları, sokak kedileri ve sokak köpekleri kaybolur ortadan. Sokakta yaşayanların bir kısmını bulabildiklerini belediye toplar spor salonlarına. Sıcaklar artıncaya kadar güvenli bir barınak, yiyecek ve içecekler sunulur onlara. Ancak bu rahat yaşam sıcaklar artıncaya kadardır. Sonra tekrar dönerler sokaklara. Sokakta çalışıp akşam eve dönenlerse bu soğuk havalarda çoğunlukla eli boş dönerler soğuk yuvalarına. Devlet sokak çocuklarına el atmış. İllerde Emniyet Müdürlüğü, Müftülük, Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediye görevlilerinin de yer aldığı sokak çocukları çalışma komisyonları kurulmuş. 130 mobil ekiple sokakta çalışan ya da zorla çalıştırılan 11.760 çocuğa ulaşılmış. 3.099 çocuğun ailesine destek sağlanmış. 4127 aileye rehberlik hizmeti verilmiş. 230 çocuk bakım kuruluşlarına yerleştirilmiş. Çocukların çalıştırılmalarına karşı değilim. Çalıştırılmamalarına, el bebek büyütülmelerine karşıyım. Ancak sokakta böyle değil.